İlk günlerdeki o ilk 5 günün hayat kurtarmasının nasıl önemli olduğunu, yaşama müdahale etmenin nasıl önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden hızla ilk işimiz olabildiğince insanları kurtarmaktı. Yaralıları, sağları kurtarmaktı ve ona yöneldik. Ona yöneldik. Epeyce de bir şey yaptık hakikaten. Hani insanları kurtardık, yaralılar çıkarttık. Yani faciaydı ama yani şöyle söyleyeyim, yani ortada şey olmadığı için, çalışan bir kamu yapısı olmadığı için, mesela şunu söyleyeyim, ilk birinci gün 24 saat yağmur yağdı ve çıkarttığımız 3 tane yaralı 8 saat orada yağmurun altında asfaltta yattı. Yani götürülemedi. En son ailelerine ulaştık da onların özel arabalarıyla işte götürdüler. Yani o şekilde oldu. Yani 2-3 gün boyunca helikopter sesi dahi duymadım. Yani bu kentte helikopter sesi dahi duymadım. Ambulans sesi dahi duymadım. O durumdaydı. Ancak işte 3. günden sonra biraz işte belediyeler geldi. Sonra yavaş yavaş yani kamudan da devletten doğruna bir hareket falan başladı. Ama o kritik günlerde maalesef ciddi bir organizasyonsuzluk, hazırlıksızlık ve ortada kimsenin olmadığı, sadece gönüllülerin, işte devrimcilerin olduğu, kitle örgütlerinin olduğu bir süreç yaşandı ki halen de aslına bakarsanız öyle, halen de öyle. Görünen o ki bu kentte şey kolay çözülmeyecek. Yani sürecek biraz daha şey. Yani kentin oturması, yeniden elektriğin, suyun bağlanması, yani on binlerce insan bu kenti terk etti. Onların geri dönüşü falan bir zaman alacak. Ya bu kentte bu yaşamın tekrar yeniden kurulması zaman alacak bir şey. Yani özel bir politika izlenmesi lazım Antakya'ya ki kısa sürede ayağa kaldırılabilsin. Yani çünkü altyapı şebekeleri de çökük ve yani hakikaten yaşanmaz halde. Hala ana yolların birçoğunda enkaz var, kaldırılamadı. Yani hareket serbestliği, trafik akışı hala sağlanamadı kent içinde. Valla Hatay'da valla devlet yoktu ama işte burada demokratik kitle örgütleri vardı. Vatandaşın kendisi vardı. Devrimciler vardı. Hep beraber burada vatandaşla da beraber ne geliyorsa hep beraber yaptık hakikaten. Yemeğimizi paylaştık. Yani biz şeyden Mersin'den çıkarken çok az bir gıda maddesi almıştık. Biraz ufak tefek ilaçlar almıştık vesaire. Hepsini elimizde olan biteni de suyu da falan orada ilk bir gün iki gün paylaştık insanlarla. Çünkü hakikaten bir yudum suya muhtaç bir durum vardı. Dayanışmanın yaşatacağını biliyoruz. Yani ezilenlerin inceliği olduğunu biliyoruz dayanışmanın. Ve dolayısıyla bu dayanışmayı gösterdik ve devam da ediyor. Valla devlet yoksa devrimciler var. İnşaat işçilerinin, maden işçilerinin ve birçok Türkiye genelinden siyasi partilerin gönüllü ekiplerinin, kurtarma ekiplerinin oluşturduğu yoğun bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldü ve birçok arkadaşımıza canlı kurtarabildik. İlk günler insanlar kendi çabalarıyla kurtarabildiklerini kurtardılar maalesef. İlk gün buraya geldiğimizde de şunu gördük, gerçekten hiçbir kurum yoktu ortada. İşte sivil toplum örgütleri, biz siyasi partiler olarak elimizden geldiğince çeşitli noktalar belirledik. İşte bugün de HDP'nin, HDK'nin ve işte bileşenleri olarak bizlerin belirlediği Defne ilçesinin noktasındayız. Biz bugün itibariyle Antakya'da bir depo organize ettik. Oradan organizasyon yapmaya çalışıyoruz Antakya'nın mahallelerine. İşte gördüğünüz gibi burayı bir markete çevirmeye çalıştık. İnsanların izdiham olmadan alabileceği şekilde. Çünkü şöyle yapılıyor, yardımlar geliyor bir merkeze, tır olduğu gibi böyle insanların üzerine atarcasına eşya atıp gidiyor. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Olabildiğince pikaplar tuttuk. Mahallelere, evlere, somut noktalara ilaç mı, ihtiyaç dahilinde eşya ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada da gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gıdaları ayrıştırdık, tasnif ediyoruz. Her gelen marketten alıyormuş gibi ihtiyacını söylüyor ve arkadaşlarımız onlara yardımcı oluyorlar. Burayı bir merkez haline getirmek istiyoruz. Uzun vadede ve kalıcı bir merkez haline getirmek istiyoruz. Burada devlet yok, burada halk var. Halkın dayanışması var. Emek demokrasi güçleri ve sivil toplum örgütlerinin dayanışması var. Yani ilk geldiğimiz günden beri herkes diyor, devlet nerede, biz kendi başımıza bırakıldık. Burada bizler varız. Diğer işte
Tandırda ekmek yapıp bize taşıyan annelerin emeği var. Yaptığı konserleri gönderen insanların emeği var. Evlerini açan arkadaşlarımızın emeği var. Yani aslında burada bir halk dayanışması var. Burada bir örgütlü bir dayanışma var. Keşke deprem olmadan her anlamda bu dayanışmayı bütün hayatlarımıza her zaman yedirebilsek diye çalışıyoruz zaten burada hepimiz. Bugün bu alanda biz işte dediğim gibi HDP, HDK, KESK, SYKP ve bir sürü örgüt var. Farklı farklı noktalarda da aynen yani örgütlerin işte başka emek demokrasi güçlerinin de Antakya'da farklı noktaları var. Burada örgütlü güçler, sendikalar ve halk var. Diğer illerden hiç örgütlü olmayan sivil bir sürü dayanışmanın bizi aradığını görüyoruz. Evlerini açanlar, buraya yardım gönderenler. Burada bunu belirtmek istiyorum bir Antakya olarak. Bu devletin buraya özel politikasıdır. Devlet her zaman buraya ikinci sınıf muamele yaptı. Çünkü her zaman ayrıştıran politikalarıyla işte Türk değilsen, Sünni değilsen, iktidardan yana değilsen zaten ötekisin muamelesini depremde bile yaptı. Ve bu mahallelere en son gelindi. O da büyük bir, yani şöyle düşünün, trafik polisi yoktu arkadaşlar. Yani yol kapanmış, vatandaş hem enkazını kaldırıyor ama bir yandan da yol gösteriyor. Normal polis yoktu, güvenliği sağlayacak, işte yolların herhangi bir şeyini sağlayacak. Devlet şununla uğraştı, sansürle, o halle gelen yardımları ben dağıtacağım, tek merkezden dağılacak şeyiyle, sürekli tekçilik üzerinden kurduğu için şeyi engellemeye çalıştı. Ama bütün engellemeye rağmen halkımız bu engelleri aştı, engelleyemedi çünkü buraya gelen dayanışmanın büyüklüğünden kaynaklı. Evet, geçen gün bir mahalleye gittik biz eşya dağıtmaya, yaklaşık 150 tane asker silahlarıyla geziyordu. Aslında burası sınır kenti ve sürekli asker polisin yığın, yani özellikle Suriye Savaşı'ndan beri çok yoğun olduğu bir kent. Yani ilk günden insan bütün askerini ve polisini devlet seferberlik ilan edip OHAL ilan edeceğine, yardıma, dayanışmaya, insan arama kurtarmaya ekipmanlarını gönderseydi belki bugün çok arkadaşımızı kurtarabilecektik. Yani o hali şu yüzden, yani devlet kendi iktidarını ve bunu kendi lehine çevirmek için OHAL ilan ediyor. Bir yandan korkutma politikası yapmak istiyor buraya yardım gelmemesi için. Ben inada dediğim gibi, yani asker ve polis var sadece ve onlar da silahlarıyla geziyorlar. Yani o kadar askerin olduğu bir yerde ev ev, yani gerekirse ev ev tespit edilip insanlara gıda gönderilebilir. Yani insan sayımız o kadar fazla. Yani bu ordunun ne kadar nüfusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yan şehirlerden de getirilebilir. Mersin'den, Adana'dan vesaire. Ama maalesef ki devlet bunu değil, başka bir yolu tercih ediyor. Bunu da şuradan şöyle görmek gerekiyor. İktidar kendinden başka herkese ne haliniz varsa görün demiş oluyor. Benden değilsen ölüme terk ederim seni demiş oluyor. Ve bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bugün bu depremin sonuçları elbette çok ağır oldu. Ama tekrardan söylemek istiyoruz. Deprem cinayetleri politiktir. Bu imar planlarını yapanlar, buranın deprem kenti olduğunu bilerek bunlara izin verenler, bunları soruşturmayanların hepsi aslında katildir. Ve burada birinci sorumlu iktidarın ve sistemin kendisidir. Bununla da mücadele etmeye devam edeceğiz. 4 yıl.